Merhaba. YouTuber falan olmadım. Sadece düşüncelerimi takip edenlere görüntüyle aktarmak istedim. Ekranın karşısında konuşmak gerçekten çok zor. Aslında böyle bir şeye kalkışırken ilk düşüncem, yaşadığımız bu son seçim döneminde birçok insan elinde mikrofonu alıp sokaklara çıkıyor. Halkın seçimle ilgili görüşlerini soruyorlar. Kimse bana denk gelmediği için ben de böyle, tabii ki öyle bir şey yok, görüşlerimi yazmak yerine görüntülü olarak aktarmak istiyorum. Hem de kendi tarihimi bir not düşmesi açısından. Malum sosyal medyanın gelişmesiyle herkes artık bir şeyler söylüyor, yazıyor, çiziyor, çekiyor. Bir süredir ben de bir şeyler çekiyordum. Takip edenler görmüştür hesaplarımda müzik adına. Bu sefer de kendi görüşlerimi yazmak yerine video aracılığıyla paylaşmak istedim. Aslında tek başına konuşmak gibi oluyor şu anda. Kameraya karşı konuşmak çok zor bir şey. Belki ikincisini çekmeyeceğim. Zor zamanlar ülkelerde, toplumlarda kendi liderlerini yaratıyor. Bence İstanbul'da da böyle bir durum yaşadık, yaşıyoruz. İmamoğlu'nun bu kadar tutulmasının ve beğenilmesinin nedeni ise tabii ki insanlara karşı yaklaştığı samimi bir duruş, sevgiyle yaklaşması, güler yüzü, öğretici, aşağılayan, kibirli bir duruş yerine bizden biri, halkın içinden biri olarak yaklaşması birçok insanı çok etkiledi. Özellikle seçim günü ve gecesi yaşananlar, İmamoğlu'nun oylara sahip çıkması, seçimden sonraki süreç, almaya çalıştığı kararlar, nihayet YSK'nın verdiği karar ve sonrasında yaptığı o konuşma ile birçok insan farklı bir yerlere koyduğuna inanıyorum. Ve en son her şey çok güzel olacak sloganı birçok insana umut kaynağı oldu. Her şey çok güzel olacak sloganının hikayesi ise gerçekten etkileyici. Sosyal medyada bu sloganın videosu var. Ben de paylaşmak istiyorum şimdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Aferin sana delikanlı. Her şey güzel olacak. Aynı bekliyorum. Mitingde izledim onu. Aslında çok güzel bir tarafta duramadım yani. Onu pek göremiyordum. Çok kalabalıktı çünkü gerçekten beklediğimden çok çok kalabalıktı. Sonra tam olarak onu otobüste yani yakalayabildim. Mitingde de çok kendimi fark ettiremedim zaten. Ben Bakırköy'den buraya kadar farkında olmadan koşmuşum. İncirli'ye kadar. Yani baya baya koşmuşum. O an koşuyordum işte onu görebileyim, ona hani bir sarılabileyim, bir ona sevgimi gösterebileyim diye. O an ağzımdan öyle çıktı her şey güzel olacak diye. Her şey güzel olacak. Aynen öyle, beraber çalışacağız. Sen oldukça. Tamam, hadi. Hadi aslanım benim, hadi. Bir tanem size. Heyecan, sevinç, mutluluk hepsini karışık adı yani aynı anda hissettim hepsini. Umut görüyorum. Çalışma görüyorum. Boş vaatler vermediğini görüyorum. Onu izlediğim zaman görüyorum. Yapacak mı? Yapacak yani. Öyle gözüküyor. Çünkü hani baksanız uğraşıyor, çaba sarf ediyor, sandıkların başından hiç ayrılmadı. Emek veriyor. Gerçekten çok emek veriyor ve bunu hani görüyoruz. Onun imajı bende umut diyeyim tek kelimeyle. Düşünülerek söylenmiş bir şey değil ama çok fazla anlam ifade eden bir cümle. Her şey çok güzel olacak. Bütün gençlerin, insanların susmaması gerektiğini, konuşması gerektiğini anlatıyor yani. Öyle etkileyici bir cümle aslında.
yurt dışına gidip öğrenim görmek, ileriki hayatımı oralarda geçirmek istiyordum. Fakat Ekrem abi çıktıktan sonra şu anki inancım yükseldi, olacakları hayal edebiliyorum. Bizim sesimizi duyurabilecek bir insan var şu an orada. Çok güzel, bu acayip güzel bir his. Şu an o yüzden gitmek istemiyorum. Şimdiki gençlere de tavsiyem, yurt dışına gitmesinler. Çünkü önemli. Kendisi başa gelirse eğer, her şey çok çok daha güzel olacak. Bir seyrettikten sonra insanın duygulanmaması elde değil. Ülkede artık insanlar konuşmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise medya platformları sayesinde iletişimin çok daha kolay ve çok yaygınlaşması. Herkes elindeki cep telefonlarıyla bir iletişim içinde. Sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmasının negatif yönleri olduğu gibi pozitif yönleri de tabii ki var. Bence pozitif tarafı daha ağır basıyor. İnsanların bir an organize olması, duygularını birlikte paylaşabilme imkanı çok önemli. Ve yaşadığımız bu seçim dönemlerinde de sosyal medyanın etkisini çok fazla gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Özellikle YouTube halkın tepkisini ölçen, halkın düşüncelerini aracı olan birçok kanal var şu anda. Ve gerçekten televizyonlarda göremediğimiz, duyamadığımız her şeyi burada çok rahat görebiliyoruz. Yani insanların bir kısmı korkuyor konuşmaktan ama çekinmeden konuşan çok fazla da insan var. Bence hani sokağın nabzı denir ya, sokağın nabzı YouTube'daki o kanallarda, o kanalları yapan gençlerde atıyor. İnsanların bu haksızlıktan, bu adaletsiz durumdan, bu usulsüz durumdan muzdarip oldukları ve Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu konusunda çoğunluk hemfikir. Bu da bu seçimin İmamoğlu'nun lehine kazanılmasına dair olasılıkları arttırdığını düşünüyorum. İstanbul'daki seçim artık tek bir seçim değil. Bütün Türkiye'nin seçimi ve bu seçimden sonra ülke daha farklı bir tarafa doğru gidecek. Farklı profiller ortaya çıkacak. Belki bazı dengeler değişecek. Onun için bu seçimi çok önemli. Beni ve birçok benim gibi düşünenleri umutlandıran biri de Galatasaray'ın divan üyesinin yaptığı konuşma oldu. Üç büyük kulübün birlikte olduğu İstanbul United denen bir oluşum vardı Gezi zamanından ortaya çıkan. Sayın Hayri Kozak tarafından yapılan o konuşma sonrası da özellikle Twitter'da Fenerbahçe ve Beşiktaş ve diğer kulüp taraftarlarının desteğini görmek çok önemliydi. Artık bu konu bir takım tarafgirlikten çıkıp Türkiye'nin bir meselesi haline gelmiştir. Bu da demokrasi meselesidir. Adalet ve hak ve hukukun doğru şekilde bu ülkede işlemesinin olan ihtiyaçtan kaynaklı bir meseledir. Birçoğumuzun izlediğini düşünüyorum. Ben de tarihe not düşmesi açısından bu videoyu paylaşıyorum. Tamamen kişisel olarak buradan camiaya sesleniyorum ben. Sizlere ve camiaya sesleniyorum. 23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Aynen. İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrı onu bize bağışladı. Bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. O gün inşallah 23 Haziran akşamı yalnızımız değil, Türkiye'nin %70'inin bayram yapacağı bir akşam olacak. Ben bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından, gelmeyeni de götüreceğiz. Ve 23 gelecek 23 Haziran'da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunun, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinin tek çıkış yolu 23 Haziran'da
bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlı. Allah'ın yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kankim, kusura bakma. Sayın Hayri Koza, çok teşekkür ediyoruz. Umarım son divan toplantımız olmaz bu toplantı. Bu videoyu çekmemin nedeni ahkam kesmek değil. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi fikirlerimi de takip eden arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşmak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun sonunda ise her şey çok güzel olacak diyorum. Yok öyle yalan dolan, sahtekarlık yapmadan yaşamak lazım. İki günlük dünyada değer mi dalaşmaya, anlaşmak lazım. Anlaşmak. Bir adım atsan hayatın mı söner? Zor olsa da denemeni yer. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Yeah.